Arıda balı, yılanda zehiri, denizde inciyi, kuru dallar üstünde kırmızı gülleri, annelerin göğsünde sütten çeşmeleri yaratan Yüce Rabbim, bizi sayısız nimetleriyle merzuk eden Rabbime hamdü senalar olsun. Ey medet isteyenlerin medetkârı olan Rabbim, bize de medet eyle. Takdir kaleminin yazdığı belaları bizden geri çevir ya Rabbi. Ne kereminle şükredecek diller ihsan eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, bilelim ki her bir nefes için iki şükür gerekir. Her bir nefes aldığımız için iki defa şükür gerekir. Biri aldığımız için, biri verdiğimiz nefese mukabil. İnsan onun hangi nimetinin şükrüne kadir olabilir ki? Hani sürünüyoruz diyenler, nasılsın diye sorduğunda nasıl olayım işte deyip daha ileriye gidip küfredenler, ne nankör insanlarsınız. Bizi yoktan varlık alemine getiren, bize göz, gönül, kulak, hayat bahşeden, lütufları sayıya gelmeyen ve hiçbir vakit nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen Rabbimize ona karşı şükretmek her iman sahibine bir vecibedir, boynuna vazifedir. Vücudumuzdaki her bir kıl, her bir kıl tanesi bile onun ihsanıdır. O öyle bir yüce bir yaratıcıdır ki çamurdan insan yaratmış, ona can, akıl, gönül, el, ayak, göz bağışlamış. Eğer o bir kimseye göz vermemiş olsa artık kimin elinden gelir ki ona bir göz ihsan etsin? Demek ki insan bir gözün şükründen bile aciz. Detaylı düşündüğü zaman sadece şunu diyecek: ey nefsim, ne kadar da nankörsün. İfade edeyim ki onun nimetlerini saymaya sayılar vallahi kafi gelmez. Onun ihsanını vasfetmeye kimde kudret var söyler misin? Alemde herkesin eli onun kerem sofrasına uzanıyor. Karınca acizliğiyle beraber aç kalmadığı gibi, aciz değil midir karınca? Acizliğiyle beraber aç kalmıyor ama. Aynı zamanda koca fiilin rızkını veren de Allah. O Rahman sıfatının tecellisi olarak isyan eden kullarının yüzüne rızık kapısını da kapatmıyor Allah. Fakat insan ona isyanı nasıl reva görür? Namaz kılmayarak, haram yiyerek, dilinde bile şükretmeyerek insan nasıl isyana reva görülür? Nimetlere şükretmek, onu ikram eden Rezzak'ın büyüklüğünü bilmek, hamdü senalarla ona bağlanmak demektir rızıkka şükür. Şükür demek hayat ağacımızın dallarında sümbüllenen hakikat tomurcuklarıdır şükür. Birçoğumuzun dilinde sadece ezberde olan şükür. Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Bu kelimenin ardından biraz daha muhabbete girdiğiniz o insan hayatından ne de çok şikayetçi olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü Mevla'nın bu nimetlerinden habersiz olan, gafil olan Müslüman. Şükür elden çıkanı avlayan, mevcud olanı bağlayan manevi bir iptir. O ipe tutunan rıza miracına erer. O ipe tutunan mahrum olmaz. Şükür insanın zinetidir, ömrün bereketidir, kalbin safasıdır. Bilirsiniz ki avcı avını yakalamak için tuzak kurar değil mi? İnsan da şükürde devamlı olursa Allah'ın nimetini şükür tuzağı ile elde eder. Ve Allah buyuruyor, andolsun eğer şükrederseniz size nimetimi arttırırım. Mevla yalan söyler mi? Haşa ve kella. İbrahim suresi, andolsun, yemin olsun diyor Mevla. Yemin veriyor Mevla, şükrederseniz size nimetimi arttırırım. Demek ki şükredilmediği zaman nimetler elde eden gider, belalar dalga dalga geliverir. O yüzden şuurlu, imanlı, hakiki mümin üzümünü ye de bağını sorma düşüncesini taşıyamaz.
küfranı nimet edenlerin yuttukları her tane beyinlerine ve kalplerine sıkılan azap mermileridir. Sen üzümünü ye bağını sorma düşüncesinde olamazsın Müslüman. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki azabın cidden çetindir diyor Bakara suresi 152'de. Ya bir acı kahvenin şükran hatırasını 40 yıl takdir omuzlarında taşıyorsun değil mi? Öyle demiyor musun? Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var diyorsun insanoğlu. Acaba yüceler yücesi yaratıcımızın sayısız nimetleri karşısında ne dememiz lazım? Bir kahvenin hatırı olur da yaratanın hiç hatırı olmaz mı? İşte bu hali düşünmeyen ve nankörlüğü meslek edinen kimselere vallahi çetin bir azap vardır. O merhametlilerin en merhametlisi, sultanların sultanı Allah-u Teala Celle Celaluhu buyuruyor. Ne diyor ayette? Öyleyse diyor siz beni itaat yani ibadetle anın, ben de sizi sevap ile mağfiretle anayım. Bir de bana şükredin, nankörlük etmeyin diyor Mevla. Bu ayeti celilede Mevla Celle Celaluhu'nun o muazzam, o sonsuz nimetlerine nail olan insanlara tezekkür vazifesinin telkin edildiğini görüyoruz. Öyle ya, insan hiç düşünmez mi? Şu can lalesi, şu bedenindeki can, şu çiçek denizi, bu muazzam nimetler kimin eseri? Allah aşkına söyler misin? Senin yere attığın tohumu beslemek, toprağını, bostanını sulamak için Allah-u Teala'nın emriyle bulutlar sakalık yapıyor, sakalık. Omuzunda su taşıyarak getirip senin bostanına, bahçene, tarlana döküyor. Sen bunu görüyorsun da yağmur yağdı diyorsun. Ya, kılıç gibi parlayan şimşek bulutları önüne katıp senin bahçenin üzerine getirmeseydi Mevla o bulutları. O bulutlarda rahmetlerini depo etmeseydi yağmuru nereden görecektin? O halde bunları düşün ve Rabbine nankörlük etme. Yine bil ki ona layık şükrü hiç kimse yerine getiremez. Hiç kimse istediği kadar hayatı boyunca şükretmeye kalksa yine de Mevla'nın nimetlerine tam manasıyla teşekkür edemez. Ama o çok verir, sen az bir kulluğuna razı olursun. Yani bir derya dolusu su içip arkasından bir kere elhamdülillah demeni Mevla kafi buluyor. Yeterli buluyor. Sen onu bile yapmıyorsun. Yemek yiyorsun, yemek yedikten sonra bir dua bile etmiyorsun. Halbuki hayvan bile rızkın Allah'tan geldiğini bilir de Mevla'yı dilinden tesbih olarak düşürmezmiş. Ya, tasavvuf deryasının büyükleri der ki bir eşek bile günde 5000 defa Allah diyor. Sizi bilmem ama herhalde ben bir eşek kadar olamadım. Bazen bazı hallerimize bakıyoruz da hayvan kadar olamıyoruz. Belki kaba bir tabirdir, kızarsınız ama gerçeği budur. Hayvan da yiyor, o da içiyor, o da ihtiyacını görüyor. O da rızkını aramak için erkenden kalkıyor bir de. Avına koşuyor, öyle değil mi? Ya bir horoz sabahın en erken saatinde bağırmıyor mu? Ya. Sen ben ne diye bağır? Horozdur işte. Bağırır durur diyor. Halbuki o horozun o seher vaktindeki zikridir. Mevla'ya olan teşekkürüdür, şükranıdır. Ya biz? Hiçbir şey yapamıyorsan bile şu vücuduna bir bak bakayım. Hani hiçbir şeyim yok diyen adam. Bir bak bakayım şu vücuduna. Şu hale gelişinde senin hiç katkın oldu mu? He? Gözlerini sen mi boyaladın? Kaşlarını sen mi çizdin? Bir bak bakalım. Boyunu posunu sen mi ayarladın? Vücut dereceni sen mi ayarladın? Yapabilir misin bunu? Yapsana hadi. Bu hale gelişinde senin hiç katkın var mı? Eğer o seni gözsüz olarak dünyaya getirmiş olsaydı kim sana iki tane göz bağışlayabilirdi? Seni dilsiz yaratsaydı nasıl konuşacaktın? Meramını nasıl anlatacaktın? Bütün bunları sana o mabud zişan lütfetti. Onun kudretiyle kaç boğum bir araya gelerek kalem tutan eller yarattı Mevla. Kalem tutan ellerine o hünerleri, o safayı, o marifeti kim verdi? İşte Cenab-ı Hak bütün bunları hatırlatarak buyuruyor ki فَذْكُرُونِي Öyleyse beni zikredin.
kalbinizi, ruhunuzu, lisanınızı benim zikrimle tenvir ve tezyin edin. Namaza, niyaza, tevhide, tesbihe, elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber demeye müdavim olun. Ezkurkum ayetin devamı. Fezkuruni ezkurkum. Ben de sizi zikredeyim diyor Mevla. Sizin ibadetlerinizi kabul edeyim. Sizi şiddetli, belalı yerlerden, anlardan himaye edeyim, siyanet edeyim. Sizi sevap ile, mağfiret ile anayım. Şükrünüze, zikrinize karşılık rahmetimi, mağfiretimi, karşılığını vereyim. Ey insan! Bir insan Allah'tan her şey istese, ya bırakın bir insanı, geçmişteki insanlar dirilse, gelecektekiler var olsa, yaşayan mevcut olanlar da bütün herkes Allah'tan sonsuz olarak isteğini isteseler, abartısız bir şekilde ya da abartılı bir şekilde ne istiyorsan, evinden, uçağından, arabasından neler istiyorsan her şeyi istese diyor Mevla, benim mülkümden ne eksilir? He? Ne eksilir? Ne eksilir biliyor musunuz? Diyor ki, denize bir iğne girip çıksa o deniz suyundan bir şey kaybeder mi? Hiçbir şey kaybetmez. Benim mülkümden de hiçbir şey eksik olmaz diyor. Aması bu işte. Şükür et diyor Mevla, şükür. Teslim ol, verdiğime razı ol ki daha fazla arttırayım. Sen ne diyorsun? Ya zor geçiniyoruz işte, ay sonunu zor getiriyoruz. Patronuna söversin, efendim devlete söversin, komşuna söversin, herkes işini hakkıyla yapıyor demiyorum ama sen kulluk vazifeni, şükrünü en güzel şekilde yerine getir ki Allah seni belki oradan alacak, daha güzel nimetler sunacak sana. Ya. Veşkuruli, ey kullarım, nail olduğunuz bunca nimetlerden dolayı bana şükredin. Bu nimetlere ibadet ve taatle mukabelede bulunun. Nimetler nasıl devamlıysa ibadetleriniz de öyle devamlı olsun diyor Mevla. Bak şimdi, nimetler nasıl devamlı? He? Bak sabah yedin, öğlen yiyeceksin, akşam yiyeceksin. He? Devamlı değil mi? Mevla kesmiyor nimetini. Ya kesmiş olsa? Öyle değil mi? Bugün çalıştığınız iş yerinizde ne derler, ne kadar ekmek o kadar köfte. Öyle miydi? Ya da 3 kuruşa 5 köfte mi? Artık nasıl şey yapıyorsanız. Gitmesen işe, patron diyor ki sen Mehmet Efendi Perşembe günü gelmedin, Cuma da gelmemişsin, bunların parasını kesiyorum. Ama sen Perşembe günü gitmediğin için Allah rızkını kesmiyor. Ya da Perşembe Cuma günü ibadet etmediğin için Allah kulumun yemeğini, rızkını kesin demiyor. Ya ne kadar merhametli değil mi? O merhametli de biz ne kadar şükürsüzüz. Ve la tekfurun, bana küfranı nimette bulunmayın diyor. Nimetlerimi inkar etmeyin diyor Mevla. Bak Mevla'nın hiç sevmediği şeydir. Verdiği halde neyin var ki diyenler. Nimetlerimi inkar etme kulum. Emrime isyan suretiyle nankörlükte bulunma diyor. Sakın. Yoksa sizi, ebedi selamet ve saadetinizi zayi ederim. Saadetiniz, selametiniz cennetime, cemalime, niyetiniz bununla kaim olsun diyor. Aksi takdirde verdiğime nankörlük edersen seni yakarım diyor Mevla. Tehdit var ayet-i kerimede. Güneşe eline ver, adam diyor ben körüm. Hakka meylim bulunmaz bu alemde, nankörüm. Aynı bizim kulluğun ifadesi bu. Kur'an-ı Kerim ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, nankörlerin başına gelecek büyük felaketleri bize haber veriyor. Ya neden kadınların geneli, yani düzeltiyorum, birçoğu cehenneme gidecek biliyor musunuz? Neden? Allah-u Teala bu nankörlük işini hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor hem de. Ama şükredeni de Mevla o kadar çok seviyor ki şükrettikçe arttırıyor Mevla. Miraç gecesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben kadınlarının çoğunu cehennemde gördüm. Neden ya Resulallah? Namazlarını terk ettikleri için mi? He? Neden? Oruçlarını mı terk etmiş bunlar? Nasıl bir günah işlemiş bunlar? Yok dedi. Onlar kocaları kendileri için çalışır da, çabalar da,
evine helal rızık getirmek için mücadele eder de o kadınların bir isteği yerine gelmediği için kocalarına tutup der ki sen şimdiye kadar bana ne yaptın? Allah-u Teala insanın insana yaptığı şu nankörlük yüzünden bile o kadar çaba sarf etmişsin, çalışmışsın, mücadele etmişsin, eşinin sana şimdiye kadar ne yaptın deyip nankörlük etmesi suretiyle eşini cehenneme atıyor. Ve yaptığı bütün ibadetleri sıfırlıyor Mevla. Ya. Bir kadın kocasına ya Allah-u Teala Celle Celaluhu şöyle bir kenarda, konusu şöyle bir kenarda dursun. Kocasına bile sen şimdiye kadar bana ne yaptın be adam ya? Ne yaptın bana? Belki adam bazılarını yaptı, bazılarını yapamadı ama bazıları için mücadele etti. Sen ne yaptın? Hepsini sildin attın. Öyle mi? Sen misin silip atan? Mevla da ne diyor? Ben de senin bütün ibadetlerini sildim. Hiçbirinin kıymeti yok. Ya, hatırlar mısınız? Bunun için İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e bir mesaj göndermişti, bir haber göndermişti. Yıllar boyu oğlunu görmedi. Geldi ziyaret etti. Hanımına dedi ki nasılsınız? İsmail nerede dedi. Dedi ki dışarıya ava çıktı dedi. Peki haliniz nasıl? Nasıl olsun dedi. Sürünüyoruz işte dedi. Bu dağın başında bu tepedeyiz bilmem neredeyiz falan. Öyle mi dedi. Kocana söyle dedi kapının eşiğini değiştirsin. Çünkü böyle bir kadından hayır gelmez. Kapının eşiğini değiştirsin. Tabii şimdi biz bunu söyledik diye siz de kapının eşiğini değiştirmeyin. Siz o kapıyı düzeltmeye çalışın. Ne dedi? Dedi ki buraya kimse geldi mi? Dedi ki yaşlı bir ihtiyar geldi. Ne dedi? Dedi ki kapının eşiğini değiştir. Dedi ki hatun seni boşuyorum. İkinci sefer geldi ki başka bir hanım. Olaylardan haberi yok, meselelerden, mevzulardan haberi yok. Nasılsın? Nasıl olalım? Elhamdülillah dedi. Rabbimize şükürler olsun dedi. Varsa yiyoruz yoksa hamd ediyoruz dedi. İsmail'e söyle ki kapının eşiğini sağlam tutsun. Böylesi hanımlara sahip olanlar da böylesi hanımlara sahip çıksınlar, değerini bilsinler. Ya. O yüzden Mevla ne diyor? Nankörlük etme kulum. Nankörlük etme. Eğer nankörlük edersen seni mahvederim. Ya. Davud Aleyhisselam dedi ey Rabbim. Ey Rabbim, senden olduğu gibi o nimete şükür de senin hidayetindendir. Yani nimete şükretmek de ancak bana verdiğin hidayetten dolayıdır. Peki dedi, ben bu nimetin hangisine şükredeyim? O kadar çok nimetin var ki nasıl karşılık verebilirim? Aslında Allah-u Teala bizden fazla bir şey de beklemiyor arkadaşlar. Ne diyor? Kulum bana şükründe aczini bildi mi şükretti demektir. Yani kul dese ki mesela onca nimetler var. Ya ben kimim dese. Bunca rızık, bunca mal mülk senindir deseler. O adam da gerçekten ama laf olsun diye. Hani mütevazi görünmek için değil. Ya ben kimim ya? Ben ancak aciz bir kulum. Bunu hem diliyle hem de gerçekten kalbiyle söylemiş olsa, yaşamış olsa, bak öyle ne diyor? Kulum bana şükründe aczini bildi mi şükretti demektir diyor. Ya. Şükür nedir? Şükür iyiliğe karşı minnettarlık göstermektir. İyiliğe, ihsana karşı kavlen veya fiilen gösterilen kıymet-i şanlıktır. Bir ikrama, bir ihsana nail olunca hemen teşekkür edivermektir. İnsan bir insandan iyilik gördüğünde ne yapıyor? Teşekkür ediyor. Eğer bu kadarcık bir şeyi esirgese onun insanlıktan nasibi yok sayılır. Öyle değil mi? Birilerine bir şeyler ve ya bırakın her zaman aynı örneği veriyorum. Yolda giderken bile ya araç kullanan insanlar bir başka yoldaki insana yol verdiği zaman sanki babasının yoluymuş gibi. He? Yol senin bile değil. Ama senin olmayan bir yola bile ne yapıyorsun? Mülkünde senin olmayan bir yolda bile birine şöyle yol verdiğin zaman o sana şöyle bir düt etmediği için ya da elini kaldırıp teşekkür etmediği için ne diyorsun? He? Hayvan herif diyorsun, insan bir teşekkür eder diyorsun değil mi? Ya ben çok gördüm böyle diyeni. Ya, bekliyorsun ki senin olmayan bir şey de bekliyorsun.
ufak bir iyiliğin karşılığı teşekkür olunca, ya bunca nimetleri veren Rabbimize karşı nasıl şükretmemiz gerekir? İnsan hangi nimetin şükrünü eda edebilir ki? Ey insan, keremi sonsuz Rabbin senin için inciler halketti. Sana inam ile yemek için taneler, salkımlar vücuda getirdi. Tarlanı başaklarla, peteğini ballarla doldurdu. Yüksek kayalar arasında senin için sular çağladı Mevla. Bir düşün ki boğalar gibi senin başın samana sokulmadı. Ya senin başın bir boğa gibi samana sokulmuş olsaydı? He? Bir ahıra sokulmuş olsaydı? Ya bir hayvan olarak yaratılmış olsaydın? Yerlerde yüzüstü sürünen nice yaratıklar var. Halık-ı Kerim Hazretleri seni o şekilde yaratmaya kadir değil miydi? İstese yapamaz mıydı? Ama sana izzet ve şeref bahşetti. Sana insanlık sıfatına layık gördü. Seni hayvanlar gibi yüzleri yere doğru hakir olarak yaratmadı Mevla. Ayakların üstünde yürür olarak yarattı. Ne büyük devlet, ne büyük saadet değil mi bu? Seni aziz eden, sana göz gönül bahşeden, seni bir fidan boylu insan haline getiren annen mi? Annen değil, annenin göğsünde senin için sütten çeşmeler çağlatan Rabbindir. Sen yokken annenin sütü neredeydi? Hadi getirsin bakalım o sütü. Ya. O halde bu nimetlerin hangi birine şükredeceksin? Aldığın bir tatlı nefes şükür istiyor, şükür. Bak nice insanlar hastanelerde nefes almaya çalışıyorlar makinalarla. Ya insanoğlu, hala şükürsüzsün ama değil mi? Hala istediğini alamadın diye nankörlük ediyorsun. Her halükarda Rabbine şükretmelisin. Şükür de üç suretle olur arkadaşlar. Birincisi, lisanen şükürdür. Yani Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı nimet sahibini sena ile adını ve nimetlerini dil ile söylemekten ibarettir. Mesela oturduk yemekten bahsediyoruz ya, basit bir şey. Yedik içtik. Rabbimize şükürler olsun. Bak sofraya girerken sofraya başladığınızda, böyle oturduğunuzda baktın birkaç çeşit yemek var. Şöyle bir bak, tefekkür et. Hay Rabbime kurban olayım ya. Bize kaç çeşit yemek bahşetmiş Mevla. Sonsuz şükürler olsun dedin. Yemeye başladın, o yemek sana şifa Allah'ın izniyle. Kalktın, doydun. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Başladın duanı etmeye. Elhamdülillah, elhamdülillah, sümme, sümme, elhamdülillah. Duanı ediyorsun. Ya Rabbi, bizleri açlıkla sınama. Ya Rabbi, aç olan kardeşlerime de ikram eyle diye dua ettin. Bak Mevla'nın ne kadar hoşuna gitti. Mevla o sofrada senin ağız tadını da arttırır, nimetleri de arttırır ve bir de şerefini arttırır ki bu şeref sana cenneti bahşeder. Adam ne yapıyor? İçeri bir giriyor. Bu ne lan? Daha iki gün önce aynı yemeği yemiştik diyor. Daha en başta oturur oturmaz kaybediyor. Sonra zaten bu düşünceli bir adam sofraya oturduğu zaman muhabbet de olmuyor. Bir kere o yemeği veren Rabbinin gönlünü kırmış oldu, tabiri caizse. Dahası o yemeği yapan, aracı olan hanımının gönlünü kırdı. Dahası gönül bozukluğuyla oturulan bir muhabbette de zaten kendi midesi de, gönlü de, gözü de doymaz o insanın. O yemek çok güzel bile olsa ne olur? O gözünde silinmiştir bir kere. Bir tuz eksikliği yüzünden nice insanların ne kavgalar ettiğini görüyoruz. Birinci şükrümüz dilimizle sevgili kardeşlerim. Dilinle Rabbini anarak şükredeceksin. Elhamdülillah diyeceksin. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun diyeceksin. Ve daha birçok güzelliği dilinle tekrar edeceksin. Ve emma bi ni'meti rabbika fahaddis. Rabbinin nimetlerini söyle. Öyle buyuruluyor. Rabbinin adını andığın gibi üzerindeki nimetlerini de söyle. Gözün olmasa, kulağın olmasa, elin olmasa ne yapardın? Bunlar Rabbinin sana bir ikramıdır. Ne yazık ki insanlık alfabesine geçmemiş durgun şuur ve karanlık vicdanlar var. O taş kalpli kişiler Allah'ın nimetlerinden hayvani bir şekilde istifade ediyorlar. Dilleriyle bir kere olsun Allah adını söylemeyi fikredemiyorlar. Ya şaşkınlıklarından dua 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 deyip duruyor adam. Dua dua dua. Dua verecek, dua veriyor. Duada şu yetişiyor. Ulan cahil adam. Allah-u Teala vermese duada ne yetişir?
Bir gün başlarınıza şu doğa kadar bir taş çarpacak, o zaman da geri dönüşü olmayacak. Bu insanlar neye benziyor biliyor musunuz? Mamasını yiyip babasını aramayan zavallı bir çocuğa benziyor. O çocuğun aklı daha kemale ermemiş değil mi? Bebek ne bilsin? Aklını kullanamıyor o bebek. İşte bu insanlar da öyle. Aynı o bebeğin mamasını yiyor. Mamayı veren anne ona teşekkür etmiyor. Zaten babayı hiç bilmiyor. O mama oraya nasıl geldi? Oraya hiç düşünmüyor bile. Ya sabi çocuk karnı acıktıkça çığlık atıyor. Maması verilince de uykuya dalıyor. Bilmez ki o mamayı kendisine kim temin ediyor. İnsanoğlu sen de bir çocuk gibisin işte. O aklını kullanamadığı gibi sen de kullanamıyorsun. Ama o daha çocuk olduğu için Allah-u Teala ona o özelliği vermedi daha. Ama sen aklı selim oldun. Yaptığın her hareketten mesulsün. Söylediğin her kelimeden mesulsün. Şükrün ikinci kısmı da Allah-u Teala'nın nimetlerini yad edeceksin. Secde-i şükrana kapanacaksın. Namazını kılacaksın. Öyle kuru kuru diliyle de sadece şükür olmuyor. Secdeye varacaksın. 24 saati sana veren Allah bir an oksijensiz bırakıyor mu seni? 24 saatini sana veren Allah'a günde toplasan bir saat etmiyor, bir saatini veremiyorsun. İşim var diyorsun. Yoğunum diyorsun. Kafamı kaşıyacak vaktim yok diyorsun. İş yerinde bana müsaade etmiyorlar diyorsun. Ki bu zaten ne demek? Ya Rabbi senin emrindir ama kusura bakma patronun emri seninkinden üstündür demek. Hani Allah rızkı kefildi. Yaratılmadan binlerce sene önce rızkımız yaratılmıştı. Ne oldu Müslüman? Patronun sözünü dinledin de Allah'a secde etmedin. Sen kula kulluk ettin. İzin vermiyor mu? Bu bir şekilde, toplu bir şekilde baş kaldırmanız lazım. Baktın ki adam namaza izin vermiyor. Kardeşim benim iş yerimde hiçbir şekilde namaz kılamazsınız. Gidin evde kazanızı yapın. Ne demek ya? Bir vakti bile bile kazaya bırakan 80 bin sene cehennem azabı var. Ben eve gidiyorum hepsinin kazalarını kılıyorum diyen Müslüman. Her şeyin bir vakti var. Nasıl ki vaktinde işe gidiyorsan, vaktinde şükrünü, teşekkürünü de edeceksin. Senin aylığını 5 gün, 10 gün geç verdikleri zaman, ne yapıyorsun? Kızıyorsun değil mi? Vaktinde ver diyorsun. Sen de vaktinde teşekkür edeceksin. İzin vermiyor adam. Vermiyorsa çık kardeşim, rızkı veren Allah'tır. Başlarım senin de işine de. Böyle iş mi olur? Sen Rabbinin emrini bir tarafa atacaksın, benim emrim üstündür diyeceksin, namaza müsaade ettirmeyeceksin. Sen kimsin ya? Sen kimsin be adam? Şöyle toplu bakalım, toplu bir şekilde bir baş kaldırın bakayım. Kuzu kuzu nasıl adam izin veriyor? Ya her şey bizim elimizde aslında. Biz böyle her şeye he diye diye işte bu hale geldik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ezelden ebede her türlü hamd, övgü, şükür, minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Her işte ve her şeyde tek örneğimiz Biricik Sultanımız, topyekün insanlığın ve cinlerin nebisi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çok kereler ayakları şişinceye kadar kıyamda durmuş, geceler boyu ibadet etmiş, çok kere gözyaşının incileriyle secdesini ıslatmış ve yine bir gece kıyamda o kadar uzun durdular ki mübarek ayakları şişti namazda. Bu hali gören Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh validemiz dayanamadım diyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, neden böyle yapıyorsun? Mübarek vücudunuza neden eziyet ediyorsunuz? Halbuki Allah-u Teala senin geçmişteki, gelecekteki günahlarını, her birini affetmedi mi, silmedi mi? Yazmıyor zaten ki sen bir peygambersin.
günah işlemekten berisin. Buyurdu ki ey Ayşem, şükreden bir kul olmamı istemez misin? Şükreden bir kul olmayayım mı? Şükreden kul, zikreden kul, fikreden kul. Böyle bir kul olmak ne büyük devlet. O şanlı peygamberin ümmeti de öyle şükürde olmalıdır. Şükürsüzlük bir gaflettir, cehalettir. Müminlere yakışmaz. Müminin cihanı şükür semasından dökülen cevherlerle pırıl pırıl olur. Çünkü şükran cennet sermayesidir. Hak kullarının lisan ziyneti şükürdür. Allah'ımızın izniyle cennette ilahi vuslatlara nail olacağımız zaman şükür son cümle-i saadetimizdir. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Müminler cennete kondukları zaman Allah'ım seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz diyecekler. Orada en büyük şükrü edecekler. İnsanlığın nur ve hüner kaynağı, izan ve irfan pınarı olan Kur'an-ı Azimuşşan'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Kur'an'ın ilk sayfası. Hamdü senanın ilk kulluk vazifesi olduğunu ihtar ediyor. Cihanda en fakirinden, en zenginden, en gencinden, en ihtiyar olanımıza kadar hiçbir kimse yoktur ki Allah-u Teala'nın sayısız nimetlerine hamil bulmasın. Yani yeterli bul, yetersiz bulmasın. Ya efendim şu var da onu basit görsün. Böyle bir şey yok. Göz bir nimettir, şükür ister. Kulak bir nimettir, şükür ister. El bir nimettir, şükür ister. Dil bir nimettir. Hasılı her bir nimet şükür istiyor. Şu tatlı tatlı nefeslerin, onlar bile şükür istiyor. Nefes darlığından muzdarip nice hastalar var. Nefes alırken parmaklarını ısırırlar. Sen bir nefesin kıymetini onlara sor. Çok kere nimet elde iken kıymet bilmiyoruz. Bilelim ki nimetler şükürle devam ediyor, ziyadeleşiyor. Her halükarda Allah'a şükretmek lazım. Hem de yalnız dil ile değil, belki bütün aza ile durmadan ona hamd ve şükür etmek gerekir. Nankörlüğün karşılığı çetin bir azaptır. Eğer şükreder, iman ederseniz Allah sizi neye azaba uğratsın? Neden azaba uğratsın? İnsan ektiğini biçer. Burada bir yere iyilik tohumu atan ötede saadet sümbülleri bulacak. Burada şükreden cennet hazinelerine malik olacak. Mevla yine ayet-i kerimede buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önce şu hadisini okuyalım. Kıyamet günü hamd edenler kalksın diyecekler diye bir münadi seslenecek. Hamd edenler ayağa kalksınlar. Bunun üzerine bir zümre kalkacak, onlar için bir bayrak dikilir ve bayrak, o bayrak altında cennete girecekler. Hamd edenler kimlerdir? Her halükarda Allah'a şükredenlerdir diyecek peygamber. Darlık ve genişlikte şükredenler. Darlıkta şükredilmez ama hamd edilir. O da bir şükür mahiyetindedir. Çünkü şükür kelimesi arttırıcıdır. Hastalık olduğu zaman, bela musibet geldiği zaman ya Rabbi çok şükür dememek lazım. O biraz daha artabilir. Tabi arttıkça senin de ikramın artar, ayrı bir mesele. Fakat biz onu kaldırabilecek bir imana sahip miyiz acaba? O yüzden bela musibet geldiğinde Rabbim sana hamd olsun demek lazım. Yani razıyım demek lazım. Şükredersen ya Rabbi razıyım, daha da arttırabilirsin olur. O yüzden biz nimetlere şükredelim, belalara hamd edelim. Şükre devam edenler hem dünyada hem de ahirette bir şeyden mahrum kalmazlar. Şükreden kuldan Allah da razı olur. Bir kuldan Rabbi razı oldu mu, bütün alem ona dargın olsa ne gam çeker. Şükür ve zikir müminin iki nurdan kanadıdır. Mümin o kanatlar sayesinde güzel cennete uçacaktır. Altın, cevher, inci, mercan hepsi geçici şeyler. Asıl ebedi olan nimet cennettir ki onun fevkinde bir nimet yok zaten. Şu kabir hayatı bile son insan öldükten sonra rivayet odur ki dünyanın yaşının iki misli kadar kabir hayatı olacak. Kaç bin sene, belki milyon sene. Ya geçici bir dünya hayatı için ne kadar da çok nankörlük ettik değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh
altın ve gümüşü toplayıp yığmak hakkında ayet nazil olunca Hazreti Ömer dedi ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, hangi maldan servet edinelim, hangi malı biriktirelim, servet yapalım? Rahmet Nebisi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, siz zikreden dil, şükreden kalbe sahip olun, o en büyük servettir. Yani altına, gümüşe, servete onları boş verin de şükre devam edin. Şükreden kul bir şeyden mahrum kalmaz. Ömürler, servetler tükenir fakat şükrün karşılığı ebedi kalır. Nihayetsiz kudret sahibi olan Allah, kulu ve peygamberi Eyüp aleyhisselama ne buyurdu? Ben velilerime verdiklerime karşılık bir teşekkürlerine razıyım dedi Mevla. Kul aczini bilsin, Rabbine teşekkür etsin. Bunu yaptığı zaman şükrünü ifa etmiş demektir. Kalpleri ve dilleri sikir, şükür. Onun kadar tatlandıran bir şey yok diyor. Kalbin safası, gönül hoşluğu, hayatın tadı ve nimetlerin devamı hep bununladır. Şükürledir, zikirledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Elhamdülillah demenin katlı mükafatı gibi hiçbir zikrin mükafatı olamaz. Ya. Elhamdülillah demek ya. Elhamdülillah. Demenin mükafatı diyor, hiçbir zikrin mükafatı olamaz diyor. Elhamdülillah. Allah'tan razı olduğunu dile getiren bir ifadedir. Zaten Allah'ın razı olması için önce kul Allah'tan razı olacak ki Allah ondan razı olsun. Onun verdiklerine, ya Rabbi hamd ederim sana. Ben senden razıyım, verdiklerinden razıyım ya Rabbi. Ben kul olarak, aciz bir kul olarak, bir nefis olarak ben senin bana uygun gördüklerine razıyım dediğin zaman Allah diyor kulum ben de senden razıyım. Dünyada bile her sözünüzü dinleyen bir insandan razı olmaz mısınız? Ne derseniz yapan bir insandan kim razı olmaz? Razı olmayanın aklında sorun var demektir. Düşünsenize bir insan ne derseniz sizi hep dinliyor, hep dediklerinizi de harfiyen yerine getiriyor. O yüzden demek ki önce kul razı olacak Allah'tan. Hani bir Allah dostunun hayatını anlatmıştım. Hocası vefat ediyor, talebe bu mübarek zatı rüyasında görüyor. Hocam nasılsınız? Diyor evladım sen nasılsın? Diyor ki elhamdülillah. Senin diyor o elhamdülillah kelimeni söyleyebilmek için dünyadaki bütün servetimi verirdim diyor. O kadar ki kıymetli o kelime. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bol bol söyleyelim inşallah. Hele ki bunu arttırırsak. Bak mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Sübhanallah diyene 10 hasene var. La ilahe illallah diyene 20 hasene var. Elhamdülillah diyene 30 hasene vardır. Ya. Önce takdis, sonra tevhid, sonra da şükür var. Sübhanallah'la ne yapıyorsun? Takdis ediyorsun. La ilahe illallah'la tevhid ediyorsun. Sonra da bunları sana nasip ettiği için Mevla'ya şükür ediyorsun. Gönül marifet nuru ile dolarsa, dil zikri ilahi ile tatlanırsa, yakin hasıl olursa elbet karşılığı da ona göre olur. Fakat bu kelimeleri sadece dille söylemenin mükafatı olmaz arkadaşlar. Bilmek gerekir. Sübhanallah takdise, la ilahe illallah tevhide, elhamdülillah de her bir nimetin bir olan Allah'tan geldiğine delalet eden kelimelerdir. Cenab-ı Hakk'ın bir nimetini sayabiliriz ki buna sayılar kafi gelmez. Bir nimeti, bakın su bir nimettir değil mi? Su bir nimettir. Detayına düşünün, suyu bir yazmaya kalkın, kalemler, defterler yetmez. Hava bir nimettir, arı bir nimettir, bal bir nimettir. Belki bir dakika içinde onun yüzlerce nimetiyle merzuk oluyoruz. Yani bir dakika içinde ne nimetler, durmadan Mevla'nın nimetleri var üzerimizde. Durmadan hiçbir şey yoksa bak rahat rahat nefes alıp verebiliyorsun. Ya da bak miden hazmediyor mesela. Ya miden hazmedemeseydi, bir gaz çıkarabilmek için 7 tane doktor mücadele ediyor. 7 doktorun okumuş olduğu bilgisinden geçmen gerekiyor. Ya. Daha neler neler.
şükredecek o kadar çok şey var ki, yani durduğumuz zaman hani hiçbir şey yapmadığımızı, cebimize hiçbir şey girmediğimizi zannettiğimiz, boş durmadı durduğumuzda bile o kadar çok mükafat var ki, kul bunları anlayamayacak kadar aciz misin? Harika eserler var şu vücudumuzda. Allah-u Teala kaç tane boğumu bir araya getirip şu vücudu bir araya getirmiş. Kendi vücudumuz, kendi ömrümüz, kendi cihanımız bir nimet olduğu gibi iman da dinde, Kur'an'da bizim için büyük bir nimettir. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında fiiller arasında yaratılsaydık buna kim mani olabilirdi? He? Dedim ya. O Afrika'nın hani balta girmemiş orman diye hitap edilen yerlerinde, o fillerin içinde, hayvanların içinde yaratılsaydık, yaratılmak istenseydik, buna kimse mani olabilir miydi? Yo, hayır hayır, o insan orada yaratılamaz. Bunu kimse böyle bir şey söyleyebilir mi? Mümkün mü bu? Değil. O yüzden bak, Allah ne güzel bir yerde yaratmış bizi. Bir ülkede yaşıyorsun ki dört mevsim yaşıyorsun. Her şey var. Deniz mi istiyorsun, balık mı istiyorsun, hayvan mı istiyorsun? Allah-u Teala her şeyi sana, senin için yaratmış. Ama hala şükretmiyorsun. Daha ne istiyorsun? Müslüman, Allah'tan belanı mı istiyorsun? Ki gelir, şükretmezsen gelir. Ya kafir bir annenin, kafir bir babanın çocukları olsaydık, İslam'ı nereden bilip öğrenecektik? Bu ilahi devlete nasıl erecektik? Çok kere insanlar eldeki nimetin kadirini gerçekten bilmiyor. Fakat o nimet elden çıkınca akıllar başa geliyor, ama artık pişmanlığın kimseye faydası yok. Şeyh Sadi Hazretleri ne diyor? Dostça şükür için söz söylemiyorum, çünkü ona layık şükrü bilemiyorum diyor. Vücudumdaki her kıl onun bir ihsanıdır. Nasıl mümkün olur ki her bir kıl için bir şükredeyim? Yeter mi bir şükür? Ne kadar medhü sena varsa bağışlayıcı Allah'a mahsustur. Çünkü o kullarını yoktan var etmiştir. Onun ihsanını vasfetmeye kimde kudret var? Çünkü ne kadar vasıflar varsa onun şanından müstagraktır. Yaratıcıdır ki o, çamurdan insan yaratmış, ona can, akıl, gönül bağışlamış. Baba belinden ta ihtiyarlığın sonuna kadar bak sana gayb hazinesinden neler ihsan etmiş. Ya. Seni yarattığı zaman temiz yarattı, aklını başına topla, toprağa kirli girmek ayıptır. Cihanda ibret alacağımız nice hadiseler var. Her zerre bize Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır, bir ikramıdır. Onun ihsan ve ikramlarının ardı arkası bir an olsun kesilmiyor. Öğleyken de insanlar çok kere nankörlüğün arkasında yuvarlanıp gidiyor. Allah'ın kulları, Allah'a karşı şükredin. Zikrimiz, kulluğumuz devamlı olsun. Onun nimetleri çünkü devamlı, kesilmiyor. Şükredersek nimetlerimiz daha da artacak. Ebedi saadet bizim olacak. Bütün elimizdeki nimetlerin Rabbimizden olduğunu bilelim. Biz dünyaya çıplak ve fakir olarak geldik. Fakat Allah-u Teala annemizi can besleyen güzel bir ağaç haline getirdi. Getirdi de anne kucağında nazla safa ile büyüdük. Ne diyor Sadi? Çocuk iğne gibi dişlerini annesinin kalbine batırdığı halde annesinin vücudu kanını içen çocuğun muhabbetiyle yoruluyor. Ya, ne kadar acı veriyor değil mi o çocuk annesine? Belki bir başkası o anneye o acıları tattırmış olsa o anne kim bilir nice insanlarla kavgalı dövüşlü olur. Ama Allah-u Teala içindeki yavru ona o kadar eziyet vermesine rağmen nasıl da büyük bir merhamet duygusu koyuyor annenin kalbine. Bunu yapan kim? Onu yapan Allah da şükreden yok. Annelerin kalbine bu merhameti veren Cenab-ı Hak'tır. Sen ömür boyu anne anne diye anne sevgisiyle çırpıyorsun. Ya, peki bunları bahşeden Cenab-ı Hakk'ı niye unutuyorsun? Musa aleyhisselam Rabbine münacat etti. Adem'i kendi kudretinle yarattın ya Rabbi. Ona şöyle şöyle nimetler verdin. O bunun şükrünü sana nasıl ödedi ya Rabbi? Peygamber bilmek istiyor ki o da aynısını yapıp şükrü eda edebilsin. Buyurdu ki Mevla Azze ve Celle,
Bütün bu nimetlerin benden olduğunu bildi, şükretti Adem. Benim rızkımı veriyor patron diyen insan kafir olur, dinden çıkar. Ya adam bizim rızkımızı veriyor dese o insan şüphesiz şeksiz dinden çıkar, kafir olur. O benim rızkıma vesiledir demesi lazım. Rızkı veren Allah'tır. Ya. Tabii ki insan vesile olana da teşekkür eder. Ne yapıyorsun mesela? Bir ürün sipariş ediyorsun, kargo geliyor, adam sana hizmet ediyor. Eyvallah abi, sağ ol diyorsun, teşekkür ederim diyorsun. Değil mi? Bu bir vesiledir. Tabii ki vesileye de teşekkür edilir. İnsanın şanındandır, güzel ahlakındandır. Ama biz asıl şükredileceği unutuyoruz. Biz aşçıya, sevgili kardeşlerim, şükretmemiz gerekirken kepçeye şükrediyoruz. Kepçe bir vesiledir. Demek ki elde olan her nimetin Allah-u Teala'dan olduğunu bilmek şükürdür. Sana senin gibi biri bir ikramda bulunursa bu da yine Allah-u Teala'nın ihsanıdır. O kişi arada vasıtadır. Rivayete göre yine Musa Aleyhisselam Rabbine dedi ki, Rabbim sana şükrüm senden bana verilen ayrı bir nimettir ki o da ayrı bir şükür ister. Yani ben şu şükrü yapabiliyorsam o da senin bana verdiğin ayrı bir nimettir. Bugün kul elhamdülillah diyorsa bir de elhamdülillah dediği için şükretmesi lazım. Ya niye insanlar ne kelimeler telaffuz ediyor şu anda? Yalan konuşuyorlar şu anda, küfürle halherle. Daha neler neler. Hemhal oldukları o kadar sıkıntılı durumlar ki. Ama sen Müslüman. Sen elhamdülillah diyorsun bak şu anda. Bir de onun için şükret. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki bu kelimeyi bana söyletebildin. İşte Halik-i Kerim Hazretleri buyuruyor ki işte bunu bildiğin anda bana şükretmiş olursun ey Musa. Bunu bildiğin anda bana şükretmiş olursun. Ya. Üzerimizde Allah'ın ne kadar çok nimeti var. Bunları tek tek bilmek, saymak. Bu imkana malik değiliz. Sadece kendi vücudumuza ibret gözüyle bakmış olsak hayretler içinde kalırız. Hayretler içinde. Ne acayip bir sanat var şu vücutta. Yaptığımız bir ekmek parçasını vücut makinesi kan haline getiriyor. Yeşil bir yapraktan annelerin göğsünde sütler hasıl oluyor. Alemde hangi bir fabrika var ki bir kuru ekmeği kan yapabilsin? Bir yeşil yapraktan bembeyaz süt meydana getirebilsin. İşte bütün bunlar Rabbimizin akıp duran nimetleridir. Hani neyin var ki diyorsun ya. Allah'ın nimetini birer birer saysanız diyor. Nahl suresi ayet 18'de icmal suretiyle bile sayamazsınız. Yani tek tek saymaya kalksanız bile sayamazsınız. Sayabilir miyiz? Elbette hayır. Bir nefes durmadan onun nimetleri etrafımızda akıp duruyor. Fakat asil, nankör insanlar maalesef ki bunun farkında bile değiller. Gençlik bir nimettir. Bir gün elden gider. Ömür ve hayat bir nimettir. O da devamlı değil. Zevale erer. Zenginlik, mal, mülk iyi dosttur, iyi arkadaştır. O da kalmaz. Çoluk çocuk bir nimettir. Onlar da bir gün insandan ayrılır. İnsan ameliyle kabirde yalnız kalıverir. Fakirliği gelmeyecek, zenginliği gelmeyecek onunla beraber. Çocukluğu gelmeyecek. Nice dünya zenginleri var. Ahirete iflas etmiş olarak gidecek. Nedametle parmaklarını dişleyip duracaklar. İki cihanın övüncü, Arap ve Acem'in medar iftiharı, herkesin medetkârı Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Buhari hadisidir bu. Hayat ahiret hayatıdır. Hani diyorsun ya ben böyle hayatım diyorsun ya, en son sinirlenip de. Zaten burası hayat değil, burası imtihan. Müslümana dünya zindan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. La rahete fid dünya, dünya rahat aramayın. Çünkü yok. Olsa ben yapardım. Ya, olsa Allah Resulü yapardı. Demek ki burası bir sınav, burası bir okul. Bir gün bizim de öğretmenimiz Azrail Aleyhisselam gelecek, diplomamızı verecek. Haydi bakalım, ömrün buraya kadar, sınavların bu kadar. Al bu senin belgen. Ne belgesi bu? Ruhunu alma belgesi. Daha da gideceksin. Şimdi yaptıkların not edilecek.
O sınav kağıtların okunacak. Eksi mi alırsın, 100 puan mı alırsın, cennete mi girersin, kabirde rahat mı edersin, buradan sonra görülecek. Bir gün bir adam, Allah'ım dedi, nimetinin tamamını senden isterim. Bak, nimetinin tamamını senden isterim dedi. Kainatın efendisi de ona sordu aleyhissalatü vesselam. Nimetin tamamının ne olduğunu biliyor musun dedi. Bilmem dedi. Nebi Alişan, nimetin tamamı cennete girmektir dedi. Ya. Çünkü orada nimete zeval yok. Burada var mı? Nimete zeval var mı? Burada var. Burada çok yersen ne olur? Sıkıntı olur. Acı yok orada, keder yok, mahzun olmak yok, ihtiyarlık yok, hastalık yok, fakirlik yok, zarar yok, ziyan yok, ölüm yok. Hiç ardı arkası kesilmeyen nimetler var. Canın sıkılır gibi mi oldu ki sıkılmayacak ama hani biraz böyle sanki sıkılır gibi mi oldu, öyle tabir edeyim, öyle anlatayım. Pat bir anda yerin değişiveriyor. Hani nasıl sıkılırsın ya, evinden arabandan sıkılırsın, bazen aynı mahalleden sıkılırsın, dersin ki şöyle yerlerde otursam dersin ya, biraz böyle isteğin fazlalaşır, sıkıldın demeyelim de daha fazlasını istersin ya, hop bir anda değişiveriyor her şey. Zor mu? Allah'a zor mu bu? Haşa. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki, gaye ahiret saadetidir. Bunun hulasada da dört şeye racidir. Yani dört şeyi yaparsanız ahiret saadetini alabilirsiniz. Sonu gelmeyen beka, sıkıntısız neşe, cehaleti olmayan ilim, fakirliği gelmeyecek olan zenginliktir. Gerçek nimet bunlarla geliyor. Ya, sonu gelmeyen beka dedik değil mi? Neresi bu sonu gelmeyen beka? Ahiret yurdudur. Oraya çalışın. Sıkıntısız neşe oradadır, oraya çalışın. Cahil olmayın. İlimle beraber yaşayın. Fakirliği olmayan zenginlik işte burada olacak. Orası da cennettir. İnsan dünyada ne kadar nimetlere sahip olursa olsun mutlaka sıkıntısı, hüznü, kederi, acıları, dertleri var. Ama cennet öyle mi? Ya burada bir telefonla moralim bozuluyor ya. Bir telefon gelse şu anda bak, dur, çaldı telefonun. Selam aleyküm. Hüzünlü bir ses. Aleyküm selam abi, buyur, ne oldu? Çocuğunu araba çarptı. Bütün mal senin olsa ne olur? Hanımın vefat etti. Hadi belki ondan kurtulmak istiyorsundur, ayrı bir mesele de. He? İş yerinde yangın çıktı. Başın ağrıyor, doktora gittin. Dediler ki kansersin. Bütün mal mülk senin olsa hop. Ne oldu? Suratın düştü. Moralin bozuldu. Hiçbir şeyden zevk alamadın değil mi? O kadar da zengindin ama. İşte dünya zenginliği bu. İslam büyüklerinden, velilerinden İbn-i Semmak rahmetullahi aleyh bir gün Abbasi halifelerinden birisinin huzuruna girdi. O anda halife bir bardak su içiyor. Büyük veliye İbn-i Semmak'a dedi ki bana bir öğüt ver dedi. Kime diyor? Kim kime diyor? İslam büyüklerinden, velilerden halife, düzeltiyorum, İbn-i Semmak rahmetullahi aleyhi gelen Abbasi halifelerinden. Devlet reisi işte, reisi cumhur düşünün. Dedi ki bana bir öğüt ver. İbn-i Semmak radiyallahu anh nur gündüzü yüzünü ona tuttu, çevirdi, dedi ki sen çölde sıcak bir günde şiddetli susuzluğa yakalandığın zaman bu suyu ancak bütün servetin karşılığında sana verecek olsalar ne yapardın? Çöldesin. Halife tabi bir güldü. Dedi ki bütün servetimi verir suyu alırım. Çünkü suyu almasa, bir bardak suyu almasa ne olacak? Gölecek, serveti de para etmeyecek. Ama servetin hepsini istiyorlar. Dedi ki bütün servetimi verir suyu alırım. O halde dedi bir bardak su değerinde olan servetinle daha ne kadar böbürlenip duruyorsun? Allahu Ekber ya. Bütün servetin bir su değeri yok ya. Ama biz suyu ne kadar da basit görüyoruz değil mi? İçtikten sonra bir elhamdülillah bile demiyoruz. Ya. Zaman gelir ki bir bardak su bütün saltanatın kıymeti olur. Irmak kenarında oturan adam
çölde susuzluktan kıvranan yolcunun halinden anlamaz. Çünkü susuzluk derdi çekmemiştir. İnsanlar da öyle. Evinin içinde çeşmeler çağlarken suyun ne büyük nimet olduğunu hiç düşünmez. Ya her nimet böyledir. Ama sular bir kesiliverse ortalığı beleyane veriyoruz. Pat iskiyi arıyoruz hemen. Kardeşim İstanbul'un göbeğinde kaç saattir sular kesik ya, ne biçim iş yapıyorsunuz? Ya, ne oldu ya? Birkaç saat su gitti. Hı? Olmuyor değil mi? O zaman bak Allah'ın sana verdiği ne kadar çok nimet var. Şükredemediğin. Şükürden baş çeken, yüzünü düşman tarafına döndüren, hakka meyli bulunmayan insanın elindekine bakıp da gıpta etme. Adam çok zengin ama şükrü yok. O kadar çok zengin ki adam İslam'la da alakası yok. Hakka meyletmişliği yok adamın. Sen de buna bakıyorsun, diyorsun ki ah ulan şanslı olsaydım zaten anam beni kız doğururdu. Bir de böyle saçma sapan konuşuyorsun. Gıpta ediyorsun. Para var, huzur var diyorsun. Öyle mi sence? Gerçekten para var, huzur var mı? Para huzurun bir parçasıdır ama huzurun tamamı değildir. Hazreti Mevlana diyor ki, nimeti verenin lütfuna şükretmek aklen vaciptir. Yoksa ebedi gazap kapısı açılır. Şükretmek zorundasın. Akıllı bir insansan zaten o aklını kullanabiliyorsan şükür etmek mecburiyetindesin. İster istemez edeceksin. Allah-u Teala insana baş verir, ona şükranlık olarak secde ister. Ayak ihsan eder, ona teşekkür makamında namazda bir kade ister. Kıyam ister. Nimete şükretmek o nimetten daha iyidir. Şükretmesini seven kimse nimet tarafına meyletmez. Rabbine kullukta zevkiyap olur. Son olarak şu kıssayı da anlatayım. Bir gün Musa Aleyhisselam, bunu daha önce anlatmıştım, konu şükre geldi, bir daha anlatalım. Tekrar da fayda vardır. Musa Aleyhisselam bir gün Rabbi ile konuşmak için, münacat etmek için Rabbine Tur-i Sina dağına çıkıyor. Yolda giderken adamın bir tanesi çırılçıplak, avret mahalini bir rivayetle yaprakla, bir rivayetle kumlarla örtüldüğü söylenir. Ey Musa, nereye gidiyorsun? Rabbim ile görüşmeye. Ya Rabbine söyle de halimi görüyor işte, baksana çırılçıplak ulu ortadayım. Biraz bir şeyler verse de hani. Tamam dedi Musa Aleyhisselam. Bu isteğini söyleyeceğim. Devam etti yoluna, Tur-i Sina'ya doğru giderken bir kadın, yaşlı bir teyze, orta yaşlı. Ey Musa, nereye gidersin? Dedi ki Rabbime giderim, onunla konuşmaya giderim. Ya dedi, Rabbime söylesen de şu nimetlerimi biraz azaltsa, tek başıma yetişemiyorum. Allah Allah. Az ötedeki adam çırılçıplak, az ilerideki kadın nimetlere yetişemediğini söylüyor. Gitti Mevlası ile görüştü. Son ayrılmadan, veda etmeden dedi ki Rabbim, sen daha iyi bilirsin ki bir kulun var senden nimet talep ediyor. Yine bir kulun da var ki o nimetin azalmasını istiyor. Mevla Celle Celaluhu dedi ki ey Musa, o benden nimet talep edene söyle ki şükrünü arttırsın ki ben de ona nimetlerimi arttırayım. Diğerini de söyle ki şükrünü azaltsın ki ben de nimetlerimi azaltayım. Kadın gördü Musa Aleyhisselam'ı. Ne oldu ey Musa? Rabbim azaltacak mı nimetleri? Ne dedi? Mevla dedi ki şükrünü azaltırsa nimetleri azaltırım. Kadın sanki beyninden vurulmuşa döndü. Ne demek dedi ey Musa, nasıl olur dedi. Ben öyle nankör bir insan mıyım ki? Nasıl olur da bunca nimetlere dedi ben şükrümü azaltırım. Kadın o sıra inek sağıyor, bir teneke var ineğin altında. Bunca Mevla nimet vermiş, ben bunlara şükrümü nasıl azaltırım? Nasıl nankör bir kul olurum dedi. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Denizlerdeki topraklar köpükler adedince, yapraklar adedince, insanların nefesleri adedince sonsuz şükürler olsun dedi. Kalpten, yürekten. İneğin
altındaki o teneke altın oluyor, mücevher oluyor. Onun şükretmesinin hemen anında. İnanarak söyledi. Geldi kadının yanından ayrıldıktan sonra bu adam yine aynı halde. Dedi ki, ey Musa, ne oldu? Rabbine söyledin mi? Bana nimetler verecek mi? Mevla dedi ki, o kuluma söyle, şükrünü arttırırsa ben de nimetlerimi arttırırım. Ne dedi? Ya Musa dedi ya. Allah aşkına neyim var da neyime şükredeyim dedi ya. Ne var ki dedi, üstümde bir elbise bile yok dedi. Çalı çırpıyla avret yerimi örtmüşüm dedi ya. Rezil olmamak için. Neyim var ki neyime şükredeyim? Bir rüzgar geliyor. O rüzgarla üzerindeki o çalı çırpı da gidiyor. Avret mahali ortada, rezil oluyor. Ya. Bütün mesele bu. İnşallah şükreden kullardan oluruz sevgili kardeşlerim. Şükrümüzü sadece dilimizle değil, malımız varsa malımızla, bak sıhhatimiz yerinde bedenimizle. Nasıl bedeninle insan nasıl şükreder? Bak bedenindeki dilinle teşekkür ediyorsun. Ya Rabbi sana şükürler olsun diyorsun. Kalbinle şükrediyorsun. Dilinle tesbih çekiyorsun. Yası işte namaz kılıyorsun. Kafanla, ayaklarınla, bütün bedeninle şükrediyorsun. Budur. Malınla nasıl şükredeceksin? Bak Mevla sana ikram etmiş. İhtiyacı olan insanlar sana geldiğinde ya da sen ihtiyacı olan insanları ara. Mevla'nın sana verdiğini bir kısmını sen de insanlara vererek, Allah'ım sen bana verdin, ben de bunu şükür mahiyetinde veriyorum. Bak Mevla nasıl arttırıyor. Bakara suresi ayet 268'de kulum diyor, siz verdikçe ben de arttıracağım. Enflasyon varmış, kriz varmış, ya bunlar Allah-u Teala için bir sorun mu? Yolda gidersin, ayağın takılır, bir bakarsın altın çıkar karşına. Nerede abi o şans diyeceksin. Bak hala yüksekleri arıyorsun, bak hala yüksekleri arıyorsun. Hiçbir şey olmasa bile Mevla ne güzel bir beden vermiş. Bak hazmedebiliyorsun. Biliyorsunuz hazım etmediği için Laleli Baba kıssasını anlatmıştık. Ya. Gözlerin görüyor ya, hiç olmazsa kör değilsin bak. Dünyanın nimetlerini görüyorsun. Ya. Yolda yürüyorsun, kimseye muhtaç değilsin. O yüzden sevgili kardeşlerim, şükür sadece dil ile olmaz. Nasıl ki bir insana seni seviyorum desen ama sevginin karşılığını göstermesen, o sevgi nasıl basit kalıyorsa, nasıl bir yapmacık sözden ibaret kalıyorsa, fedakarlık istiyorsa, işte Allah'a karşı şükür de aynen böyledir. Şükrü hem bedenen, hem mal, hem de dilimizle kalbimizle yaparsak Allah'ın izniyle inşallah o kadının meselesi gibi oluruz. Mevla hiçbir şey vermese bile ya, onca nimetleri yaratmış. Yiyoruz, içiyoruz, faydalanıyoruz. Bak şu dil ya, dil var ya, dil. Ne kadar basit değil mi dilimiz? Dilimiz var. Evet var. Ama bak yemeklerin tadını alıyorsun, lezzetini alıyorsun. İçtiğin suyun tadını alıyorsun. Ya şu dil ile. Ben dudaklarını hissedemeyen bir kadın bilirim. Programcı abimizin eşi. Dudaklarını hissedemediği için içtiği suyu üzerine döken bir insan bilirim ya. Bir dudak ne kadar da basit değil mi? Öyle gözüküyor ya da. Ama o dudakla bak ne lezzetler elde edebiliyorsun ya. Her şey öyle. Bütün vücut azalarını tek tek düşünün. Hepsi için olmazsa olmaz dersiniz. Evet. İnşallah sohbetimiz tesirli olur. İsyan eden değil de şükreden kul oluruz sevgili kardeşlerim.